şaka gibi ya. Şaka gibi abi. Orada adam rehin kaldı bak. Çocuk orada kaldı. Bunlar senin bütün
Bir de canlı bakıyorum ben, haberimiz olsun. Yemedim zaten, girdim suyun içine ya. Alo. Buyur abi. Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün akşam saatlerinde yaklaşık olarak 18-30-19 civarlarında hem Karabük merkeze hem de Safranbolu ilçemize sağanak yağış nedeniyle şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Kastamonu yolunun, yine Karabük merkezdeki çevre yolumuzun belli bölgelerinde aşırı yağışlar nedeniyle trafikte bazı aksamalar yaşandı.
Bununla birlikte yine bazı evlerimizin alt katlarını, bazı dükkanlarımızın ve iş yerlerimizin alt katlarından su baskını ihbarları geldi. Bazı noktalarda yağışla birlikte rüzgarın da şiddetli esmesi nedeniyle yollarımıza ve bazı alanlarımızda ağaç devrilmesi oldu. Biz zaten dünden bugüne kadar bu yağışların meteorolojik uyarılarla birlikte hem vatandaşlarımızı bilgilendirmiştik, hem valiliğimizin internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından hem de diğer mecralarından beklediğimiz bir yağıştı zaten. Bundan dolayıdır ki gerek Karabük Belediye'miz, gerek AFAD'ımız, gerek karayollarımız, gerekse diğer tüm kurumlarımızla birlikte yağış başlar başlamaz müdahalemizi yaptık. Şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Kastamonu yolu güzergahında da arkamızdaki kalan alanda yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık su nedeniyle ve suyun çekmemesi nedeniyle kısa bir trafik kesintisi yaşandı. Onu da şükür arkadaşlarımız gerçekten fedakarane çalıştılar. Hem belediyemiz, hem karayollarımız, hem AFAD'ımız yolu da şu anda trafiğe açtık. Yaklaşık olarak 112 çağrı merkezimize ve diğer alanlardan da 40 civarında, 45 civarında bir ihbar var. Arkadaşlarımız bu ihbarları tek tek değerlendiriyorlar. Bizzat yerine giderek müdahalelerimizi yapıyoruz. Şu anda açıkçası yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bununla birlikte trafiğimiz normale dönüyor. Diğer taraftan bu evlerimizin alt katlarında, iş yerlerimizin alt katlarındaki dükkanlarımızla ilgili arkadaşlarımız hem bir taraftan temizlik çalışmasını yapıyorlar, diğer taraftan da oralardaki tespitlerini yapıyorlar. Bununla birlikte eğer iş yerlerimizde ve evlerimizde, eğer ev eşyası ve iş yerlerindeki zararla ilgili eğer bir zarar söz konusu da hem AFAD'ımız hem de diğer defterdağlık ve mal müdürlüğündeki arkadaşlarımız eşyalarla ilgili de tespitlerini yapacaklar. Vatandaşımızın bu anlamda da mağduriyetini gidereceğiz. Fakat şunu söylemekte fayda var. Yaklaşık 30-35 dakikada Karabük merkeze metrekareye yaklaşık 41.6 yani 42 civarında kilogram yağış düştü. Yukarı Kapullu tarafına 50'nin üzerinde yine metrekareye yarım saat içerisinde 50 kilogramın üzerine yağış düştü. Tabii bu ani yağış düşüşü ister istemez bu tür aksaklıklara sebebiyet veriyor. Ama hazırlıklı olduğumuz için belediyemizle birlikte, AFAD'ımıza, karayollarımıza ve tüm kurumlarımıza birlikte müdahale ederek normale dönüyoruz. Ben tekrar Karabük'ümüze, Karabük hemşerilerimize, evini, iş yerini su giren ve baskına uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kısa süre içerisinde, birkaç saat içerisinde normale döneriz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Ama bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Evet, son dönemde gerek iklim değişikliğinden kaynaklanan, gerek mevsimlerin değişikliğinden kaynaklanan maalesef yarım saat içerisinde, çok kısa süre içerisinde aniden bastıran sağanak yağışlar nedeniyle metrekareye düşen yağış miktarı çok fazla. Ben vatandaşlarımızın bu anlamda tedbirli olmalarını, hem valiliğimiz tarafından, hem ilgili kurumlarımız tarafından, meteorolojimiz tarafından, AFAD'ımız tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını da ben özellikle sizlerin aracılığıyla istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yasin abi.